Yunus Emre'yi izle diyenler var. Yunus Emre'ye de bakabiliriz. Oğlum ne oluyor ya? Neymiş bu? Hatırladın beni? Ay, Ankara'da bir denk gelelim demişti. Hoş falan demişti. Peki. Bu videoyu hatırlıyorum ya. İlave TV'nin sahibine Zafer Şahin böyle sosyal medyadan sallamak da olmuyor. Gel bir gün Ankara'ya sana bir şey söyleyeceğim diyor. Yanına gidiyor hiçbir şey söyleyemiyor. Bence 10 numara ayar bu arada. Kimse kusura bakmasın. Bazıları saygısızlık falan demiş Arif'in yaptığını İlave TV'nin sahibine de. Ben kesinlikle saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Adamın kendisi davet etmiş zaten Ankara'ya. Gel bir gün Ankara'ya demiş, sana bir şey söyleyeceğim demiş. O da ilk Ankara'ya yolunun düştüğü fırsatta gitmiş, bana bir şey söyleyecektiniz, buyurun söyleyin diyor. Bir şey söylemiyor, hakaret etmiyor, kavga etmeye gitmiyor yani. Çek 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 çek. Çek. Evet. Sen nasıl bana sinir ediyorsun? Sinir gergin. O. Aa, bu olayı da hatırlıyorum. Özür diliyorum. Değerli arkadaşlar, bizim rehberimiz hukuktur. Efendim, mahkeme kararı var, yıkamıyor. Bizim rotamız hukuktur. Saygısızlık. Saygısızlık derken Arif'in yaptığına saygısızlık diyorsan saygısızlık olarak görmüyorum ben bu tür şeyleri. Dostlar şöyle düşünün mesela. Yani Zafer Şahin'den tabii ki bahsetmiyorum ama hani örnek olsun diye hani daha rahat anlayın diye söylüyorum. Karşınızda sizin sülalenize küfür eden çok saldırgan bir insan var diyelim ve hiçbir şeyden anlamıyor. Güzel konuşuyorsunuz anlamıyor. Anlamıyor yani hani kıt kafalı bir insan anlamıyor diyelim. Siz ona karşı sürekli olarak toleranslı olamazsınız. Sürekli güzel konuşamazsınız. Sürekli böyle kendi sınırlarınızdan dışarı çıkmadan konuşamazsınız. Belli bir saatten sonra onun anladığı dilden konuşmaya başlarsınız. Yani ki ben videoda bir saygısızlık da görmüyorum bu arada. İlave TV'yi sevdiğim için de söylemiyorum. Ha, seviyorum ayrı konu. Bence gayet güzel röportajlar yapıyor. Çok başka bir konu bu. Ama yani bir saygısızlık görmüyorum ben ortada. Buyurun Ankara'ya geldim, ne söyleyecektiniz bana? Sosyal medyadan sallıyordunuz diyor. Yani gayet normal. Arkadaş sen gece yırt, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Bizim kılavuzumuz hukuktur. Kim yırttı, biz nereden bilelim? Ha? Biz yapalım. Hukuk arkadan gelsin değil. Hukuk önden yürüsün. Ona göre kendimizi ayarlayalım. Anlayışıdır hukuk devleti. Kadınlarla erkekler arasındaki uçurumları AK Parti iktidarı kaldırmıştır. Güzel espri. İzinden Yapma ya. Yani bunu AK Parti üzerinde söylemiyorum da AK Parti seçmeninin büyük bir çoğunluğu Atatürk'ü sevmez bu arada. Bu büyük bir gerçek yani. Yapmayın bunu, gözünüzü seveyim ya. Ben mi atama ay yaş dedim? CHP'liler mi söyledi? MHP'liler mi söyledi? Kim söyledi ya? Yapmayın ya. Ki AK Parti seçmenlerine bile bakarsanız zaten büyük bir çoğunluğunun Atatürk'ü sevmediğini göreceksiniz. Yani bu ne bileyim kimsenin erişemeyeceği bir bilgi vesaire değil. Atatürk'ün izinden gittiyseniz seçmenleriniz niye sevmiyor? Ay ay. Yani 2 ay yaş diyen ben miydim ya? Portatal Live bir tane elmas göndermiş. Teşekkür ederim desteğin için. Çok sağ ol. Para alacağım 2-3 tane müsaadenle lütfen. 4 tane alabilirsin. 4'ten yok, fazla hocam. Muhabbete bak Anlamda değil, ya. yayını alacağım hocam kare. Lan ben bu videoyu bilmiyordum. Lan. Para alacağım 2-3 tane müsaadenle lütfen. 4 tane alabilir. Bir tane daha bir hocayla alakalı video var. Onu da göstermek istiyorum. Hazır aklıma gelmişken izleyin dostlar. Ya ben bak bu videoyu izlediğim kadar, bu videoya güldüğüm kadar çok az şeye güldüm ya. Ya inanılmaz bir video ya. Troll de olsa, kurgu da olsa umurumda değil ki kurgu da olmayabilir bu arada. Ya lan çok komik ya. Hocam orucumu unutup 1 kilo domuz eti yedim diye birisi bir soru soruyor canlı yayında bir hocaya. Hocanın cevabına bakınız efendim. Hocam orucu unutup 1 kilogram domuz eti yedim, orucum gider mi? Eğer unutup yediysen senin mideni sikeyim, 1 kilogramı nasıl yedim bilmiyorum, orucun gitmez.
Senin mideni sikeyim mi? O kadar öyle ciddi söylüyor ki. Eğer unutup yediysen senin mideni sikeyim. Bir kilogramı nasıl yedim bilmiyorum. Orucun gitmez. Yok hocam, anlamda değil. Yayını alacağım hocam kare. Cumhuriyet tarihimizin sınırlarımız en kontrol dönemi yerlerdir. İktidarda tuttuğumuz Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları sebebiyle sevaphanemize bir şeylerin yazılıyor olması. Dayı ne yaptın yani, affedersin, Allah'la mı görüştün, ne yaptın yani, bu nasıl bir söz ya, sevaphanemize bir şeyler yazılıyor olması ne demek ya? Bu şirk koşmak bu arada İslam'a göre, onu söyleyeyim yani size. Bunlar aslında ne kadar büyük günah işlediklerini muhtemelen farkında da değiller veya farkındalar ama yine de söylüyorlar bazı kitleleri kandırmak için. Bu nasıl bir şey ya? Şu an yerde olsun çocuğum. Enerji Bakanı doğalgazla ilgili bir tavsiyede bulundu. Dedi ki... Sevaphane ne bu arada, anasını satayım, o da ayrı bir konu. Arkadaşlar saçmalamaya başladınız. Evet. Reji beni uyarıyor. Ne biçim bir rica ediyorum. Hayır, bir saniye evet, lütfen. Tamam yapma. De geç öyle. Yapma bir saniye. Ben Kürt'üm. Ben Türk'üm. Ben Çerkez'im. Tamam. Ben Abaza'yım. Abaza diye bir millet var bu arada. O anlamda söylemiyor. Gülmeyin. Tabii montaj yapılınca komik olmuş. Ayrı bir konu. Güzel, çok güzel montaj yapmışlar. Ben bir dur bir iki tane daha izleyelim ya şu kanaldan bir şey. Seviyorum bu kanalın montajlarını. Ay ay. Money. Neymiş bu? İki yumurta da sıfırladık. Bunu her zaman yapıyorum. İki yumurta da sıfırladık. Bunu her zaman yapmıyorum zaten. Ya, bazen kavurma, bazen pasta. Benim vatandaşım ise gayet memnun. Et yiyemiyorum ya, et. Ya et nedir ya? Benim vatandaşım derken belediyede çalışanlardan falan mı bahsediyor acaba reis ya? İtibardan tasarruf olmaz. Olmaz asla. 8 tane beyaz saray yaptıralım. İtibardan tasarruf olmaz canım. İtibar dediğiniz lüks arabalar, saraylar, yollar, Rolex saatler, 100 bin dolarlık çantalar, altın kaplama musluklar, bunlardan tabii ki tasarruf olmaz. Çünkü mesela şöyle düşünün, İngiltere Başbakanı geliyor mesela ülkeye, saraya geliyor, bizim sarayımıza. Diyor ki aman Allah'ım, bizde bu kadar kaliteli koltuklar yok. Biz diyor hemen Türkiye ile anlaşma yapalım. Türkiye'ye geri ödemesiz para verelim falan diyorlar gördüklerinde. Ay ay. Mülteci kampı Türkiye. Fazla büyümeye başladın. Ankara. Neyse bunu izlemeyelim ya. Bu moralimizi bozacak. Biraz komikli şeyler izleyelim bu canlı yayında. Azıcık biz de gülelim be. Bizim hakkımız değil mi lan gülmek? Ha? Erkekler kızlar yanlarında değilken ne konuşuyorlardır? Ne bileyim. Ne konuşuyoruz lan, dur bir düşüneyim. Ya kızlar varken de aynı şeyleri konuşuyoruz, ayrı bir konu da. Yani ne konuşuyoruz Umut'a? Ben genelde hep ekonomiyle alakalı konuşuyorum ya. Konuştuğum bir iki tane insan var, onlar da abilerim. Arkadaşlarım onlar genelde. Kendi yaşıtlarımla çok şey yapmıyorum, takılmıyorum. Tabii ki arkadaşlarım var, ayrı bir konu da. Ekonomi ya. Genelde Türkiye'deki insanların şu anda muhabbetinin %90 ekonomi olduğuna eminim. Kızlar varken de yokken de, erkekler varken de yokken de, arkadaşıyla iken de, sevgilisiyken de,
kim olursa olsun ailesiyleyken de yani full ekonomi konuştuğunuza eminim. Erkekler kızlar yanlarında olmayınca ne konuşuyorlardır? Kızları. Bence de. Allah'ım çok cringe ya. Kızları konuşuyorlardır. Ha, sen Kemalist devrimi savundun. Sen Kemalist devrimi savundun. Al işte erkeklerin ortamı böyle kızlar. Merak ediyorsanız abartmıyorum gerçekten böyle. Yani benim takıldığım Umut abilerle oturduğum masayı görün aynen böyle. Aynı hiçbir fark yok. Biraz daha sakiniz biz. Hadi bak. Bırak palavrayı. Sen bırak palavrayı. Sen döneksin. Sensin döneksin. Döneksin. Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Sana bir şey diyeyim mi? Bir yanlış bütün doğruyu götürür anlıyor musun? Evet. Bunu da bil. Eminim. Üçgen şeklinde birbirimize takacağız dostlar. Gençlerle buluşma nasıl yapılır? Bakalım nasıl yapılırmış. Cumhurbaşkanı İsmail bir tuhaf adamdır. 3 kuruş için hesap sorandır. Erdoğan'la öğrencilerin buluşması. Ben izlerken acaba bu öğrencilerin hiç mi sıkıntısı yok, hiç mi derdi yok, hiç mi bir şikayetleri yok da Sayın Cumhurbaşkanı'na bir şey söylemiyorlar diye düşünmüştüm. O videolarından çok etkilendim. Onları söyle